Habertürk.com'a hoş geldiniz. Kış ve soğuk havalar iyice artık iyiden iyiye kendini hissettirmeye başladı. Kullandığımız yakıtlar arasında en uygun, en ucuz yakıt tabii doğalgaz. Ama doğalgaz kullanmanın da incelikleri, püf noktaları var. Neden? Çünkü bazen hiç istemediğimiz çok tehlikeli sonuçlara da yol açabiliyor. Temkinli olmazsak hatta hayati sonuçlarla da karşı karşıya kalabiliyoruz. Nedir bu tehlikeler? Nasıl engel olabiliriz? Şimdi İktaş Makine Mühendisi Sabri Doğan'la konuşacağız. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bahsettiğim gibi doğalgaz artık çok yaygın kullanılan bir yakıt ve bilinen yakıtlar arasında da işte daha ucuz, daha uygun ve güvenilir aslında. Güvenli de bir yakıt. Kesinlikle. Ama yapabileceğimiz bazı hatalarda çok hayati, tehlikeli sonuçlarla da karşı karşıya kalabiliriz. Evet. Öyle değil mi? Evet. Öyle olmaması için yapılması gerekenler nelerdir? Tehlikeli bir sonuçla karşılaşmamak için biz nelere dikkat etmeliyiz doğalgaz kullanırken? Evet, biz burada şu şekilde ifade ediyoruz. Doğru kullanıldığında doğalgaz en güvenli yakıttır. Hı hı. Dolayısıyla burada mutlaka evimizin içerisinde İGDAŞ'ın onay verdiği durumun haricinde herhangi bir ilave veya eksiltme yapmadan ve gerekli güvenlik tedbirlerini, bakımları yaptırmak kaydıyla kullanım sürecinde en güvenli şekliyle kullanımına devam edebiliriz. Hı hı. Burada hemen mutfaklardan başlayalım. Hı hı. Mutfaklarımızda genelde ocaklarımız var. En evet. Çok kullanılan cihaz ocak. Ocaklarımızda özellikle temizlik yaparken sağa sola ileriye geriye oynatmamamız gerekiyor. Çünkü ocaklar bir esnek boru vasıtasıyla tesisata bağlı ve doğalgaz bu borunun içerisinden ocağa geliyor. Burada herhangi bir oynatma sırasında bağlantı noktalarında oluşabilecek bir gevşeme gaz kaçağına sebep olabiliyor. Ufak çaplı da olsa patlamalara sebep olabiliyor. Dolayısıyla ocağımızı temizlerken, özellikle hanımefendiler ocaklarını temizlerken sağa sola ileri geriye oynatmamaları gerekiyor. Burada ikinci bir husus cihazın kendisi. Cihazı mutlaka emniyet ekipmanı bulunan ocakları kullanmamız gerekiyor. Bu ne demek? Diyelim ki işte ocağın üzerinde su unuttuk, çorba unuttuk, bir şekilde taştı. Ocağımızı söndürdü. Ocağın sönmesi durumunda yanmamış gaz ortama dolmaya başlıyor. Eğer emniyet tertibatı bulunmazsa ocakta ortam, mutfak veya evin içi gazla dolabiliyor. Bu da en ufak bir kıvılcımlanmada patlamaya sebep olabilir. Dolayısıyla emniyet tertibatı bulunan bir ocağımız olursa bu alevin söndüğünü hissedecektir ve birkaç saniye içerisinde ocağımızı kapatarak evimizin ve bizim güvenliğimizi sağlayacaktır. Bunlara mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor. Diğer bir husus cihazların bulunduğu mahallelerin havalandırılması. Bu havalandırma ile ortama oksijen sağlıyoruz. Ve yanma için, verimli yanma için özellikle gerekli olan oksijeni menfezlerden, havalandırma menfezlerinden sağlıyoruz. Menfezler, cihaz derken kombi cihazından bahsediyoruz. Kombilerimiz var ve ocaklar da aynı kategoride. Dolayısıyla bütün cihazlar yanmak için, yani verimli bir yanmayı sağlamak için yeterli oksijene ihtiyaç duyuyorlar. Bu yeterli oksijeni de biz menfezlerden sağlıyoruz ortamlara. Menfezler herhangi bir sebeple, işte toz gelmesi, rüzgar gelmesi, soğuk olması gibi sebeplerle kapatılmaması gerekiyor. Bu durumda ortamda oksijen eksilecek. Oksijen eksilmesi durumunda karbonmonoksit azalacak ve verimsiz yanma ortaya çıkacaktır. Yine aynı şekilde menfezlerin kapatılması bacalı cihazların bulunduğu mahallelerde baca çekişini düşüreceği için karbonmonoksit gazının, yanmış gazın ortama akmasını, kaçmasını sebep olacak. Dolayısıyla bu da zehirleyici bir etki oluşturacaktır. Evet. Ocaklardan gelelim kombilere ve sobalara. Kombi ve sobalarda özellikle bacalı olanlar, yani aslında bütün cihazlar bacalıymış gibi düşünüyoruz ama bir kısmı normal binaların bacalarına bağlanarak çatıya kadar çıkan bacalara bağlılar. Bir kısmı da camdan, duvardan çıkan ve hemen dışarıya verilen hermetik dediğimiz sistemle çalışan cihazlar. Burada şu anki bahsettiğimiz binaların bacasına bağlanan cihazlar. Burada mutlaka baca bakımlarının her yıl kışa girmeden önce, yoğun kullanım dönemi öncesinde itfaiyeden yetkili baca temizlik firmalarına temizletilmesi gerekiyor. Nelerle karşılaşıyoruz burada? Ne bileyim işte kuş düşebiliyor bacanın içerisine. Veya çatıda yapılan bir tamirat sırasında molozlar atılabiliyor. Kalmış olabiliyor baca. Kalmış olabiliyor, tıkanmış olabiliyor. Bunlar zaten tıkanmanın etkileri, sebepleri oluyor. Bu durumda bacamız artık çekmemeye başlıyor. Çekmeyen baca yanlış gazı ne yapıyor? Odaya, yaşam mahalline vermeye başlıyor çekmediği için. Ortama doğmaya başlıyor. Dolayısıyla ortamda bu zehirli gaz
Yani doğal gaz değil bu, yanmış baca gazı aslında. Zehirli gaz insanlara, yaşayanlara zarar vermeye başlıyor. Dolayısıyla mutlaka kışa girmeden bacalarımızı temizlettirmemiz gerekiyor. Baca bakımlarını yaptırmamız gerekiyor. Yine aynı şekilde bu bacalara bağlı olan cihazlar, ikinci bir aşama da bu. Mutlaka bunlar da kış mevsiminden önce, yoğun kullanım döneminden önce bakıma girmesi gerekiyor. Biraz önceki söylediğimiz arızalardan birisinin olması durumunda bu cihazların içerisinde güvenlik tertibatı var. Yani bakıyor ki baca çekmiyor artık ve ortama gaz vermeye başlıyor. Ben bu cihazı kapatayım diyen bir otomasyon sistemi var. Aynen ocaktaki gibi değil mi? Aynen ocaktaki gibi. Dolayısıyla burada ne oluyor? Bakımı yapılmamış bir cihazda bu parçanın üzeri yağla, tozla kaplanabiliyor. Bu da o sensörün hassasiyetini düşürüyor veya hiç çalışmaz hale getiriyor. Dolayısıyla bakımı da yapılmadığı zaman ne oluyor? Bu bütün argümanlar bir araya gelip ortama zehirli gaz dolması yaşamımızı olumsuz etkileyebiliyor. Mutlaka cihazın gerek yanma sistemlerinin, gerek baca sistemlerinin, gerek sirkülasyon sistemlerinin, kış girmeden önce kontrollerinin yetkili servislere ama herhangi birisine değil, mutlaka yetkili servisler vasıtasıyla bakımlarını yaptırarak burada da güvenli bir kullanım sağlayabiliriz. Diğer bir husus... Sobalar var, doğalgaz sobaları var. Hemen başındayız mesela şu anda. Evet. Burada da aynı durum geçerli. Biraz önce söylediğimiz gibi bakın bu bir örnek. Binanın bacasına bağlı ve çatıya kadar çıkan bir baca bu. Bunu ne yapmamız lazım bizim? Kış girmeden önce işte bu mevsimlerde mutlaka itfaiyeden bir baca temizlikçisi çağırıp bunun bağlandığı bacayı kontrol ettireceğiz. İçerisinde herhangi bir tıkanmaya sebep olabilecek herhangi bir şey var mı yok mu? Buna baktıracağız. Varsa da temizlenecek. Cihazımızın servisini arayacağız. Ve bunun arka kısmında baca sensörü dediğimiz biraz önceki hissedici aparatın kontrolü, yanmasının normal olup olmadığını kontrol eden bir servis vasıtasıyla bunun da bakımını yaptırarak burada güvenli kullanımı sağlayabiliriz. Hem cihazın hem bacanın bakımını yaptırmak şart baştan. Kesinlikle. Kış mevsimi öncesinde mutlaka bunları ve her yıl özellikle. Çünkü bu tip etkenler haberimiz olmadan işte çatıda yapılacak bir tamiratla veya işte biraz önce söyledik kuşlar orada dururken herhangi bir şekilde ölmesi sebebiyle bunlara sebep olabiliyorlar. Mutlaka her kış özellikle yoğun kullanım öncesi bunların bakımını yaptırmamız gerekiyor. Tasarruf için de önemli galiba değil mi aslında? Hani daha önce konuşmuştuk bu kombi ya da petek bakımı. Tasarrufta da daha fazla ısı sağlanması açısından da önemli. Kesinlikle. Burada sadece da tehlike için değil. Aynı şekilde yani bakımlı bir cihaz verimli çalışacaktır. Buradaki ortaya çıkacak %1'lik, 2'lik, 3'lük verim artışı bizim tasarruflu bir gaz kullanımımızı sağlayacaktır. En tehlikeli bölgelerden biri evimizde banyo. Banyoda ne gibi tehlikeler var? Nasıl önleyebiliriz peki? Evet, banyolarla ilgili şöyle bir şey var. Mevzuat gereğince bacalı dediğimiz cihazlara, banyolara biz koydurmuyoruz İGDAŞ olarak. Tüm Türkiye'deki uygulama da bu şekildedir. Ancak vatandaşlarımız buradaki sıcak su ihtiyacını bir şekilde karşılamak amacıyla buradaki eski cihazlarına veya piyasadan temin ettikleri eski cihazlara doğalgaz bağlayarak kullanma yoluna gidebiliyorlar. İşte tehlike çanlarının çaldığı bir noktadayız bu aşamada. Eğer şu anda mevcutta bu şekilde kullanan vatandaşlarımız varsa mutlaka ve mutlaka bunu bu şekilde kullanmaktan vazgeçmeleri gerekiyor. Bu sadece doğalgaz için de geçerli değil. Aynı şekilde tüp gazla kullanılan bir cihaz için de veya kömürle kullanılan bir cihaz için de aynı sorun, aynı tehlike söz konusu. Dolayısıyla banyolarda bu tip yanıcı cihazların, gaz yakan veya herhangi bir yakıt yakan cihazın bulunmaması gerekiyor. Çünkü en tehlikeli yerler burası. İşte şofbenden zehirlendi, kömür sobasından zehirlendi gibi sorunlar bunlardan kaynaklanıyor. Dolayısıyla bugünden tezi yok. Bu sistemlerini kesinlikle vatandaşlarımızın değiştirmesi gerekiyor. Artı biraz önce ifade ettik işte sobamız var. İşte bu salona koyduk. Kış dışarıda lodos var. Kış dönemi yaktık. Ve yanında uyuyakaldık. İşte yine farklı tehlikelerden birisi özellikle dolu havalarda bu cihazları mümkünse çalıştırmamamız ve yanında uyumamamız gerekiyor. Bu tip durumlarda burada uyuduğumuz zaman da yine zehirli gazın etkisiyle oluşabilecek bir zehirli gazın etkisiyle tehlikeli bir durumu ortaya çıkarmış oluyoruz. Lodos ne yapar ki? Lodos
Lodos dışarıda daha sıcak bir hava oluşumunu sağlıyor ve baca çekişlerini düşürüyor. Ha. Bizim normal şartlarda çalışan bir bacamız içeri doluyor ve orada şekilde uyursak da çok fazla maruz kalıp bundan hayati derecede etkilenme olasılığımız da olabiliyor Allah korusun. Tabii burada uyumanın etkisi şu, fark edememek. Evet. Özellikle gaz, baca gazı zehirlenmelerinde ve bu gaz ise hissedilebilir bir şeyi yok, kokusu yok gazın. Ne rengi var, ne kokusu var. Evet. Dolayısıyla özellikle de uyunduğu zaman bunu hissettiğimizde artık çok geç olmuş olabilir. Dolayısıyla kesinlikle uyumamamız lazım. Eğer uykumuz geldiyse cihazı kapatıp veya cihaz olmayan başka bir odada uyumayı tercih etmemiz gerekiyor. Şimdi güvenlik anlamında yine önemli bir husus, tesisatlarını kontrol ettirmesi gerekiyor vatandaşlarımızın. Aynı şekilde cihaz bakımlarını yaptırdıkları gibi tesisatların da kontrolü gerekiyor. Burada en önemli husussa özellikle ev değiştirdiğimiz zaman, diyelim ki bir evde oturuyoruz, yeni bir ev kiraladık, oradan çıktık, yeni bir eve geçtik. Burada mutlaka yeni bir eve geçtiğinizi İGDAŞ'a bildirdiğiniz zaman İGDAŞ o evin tesisatını gelip kontrolünü yaparak uygunlukla ilgili bir sorun var mı yok mu, güvenlikle ilgili bir sorun oluşmuş mu oluşmamış mı, bunu kontrol ediyor ve sizin kullanabileceğiniz en güvenli şeklinin olması gereken şeklini size anlatıyor. Eğer herhangi bir problem yoksa gazınızın kullanımına devam edebiliyorsunuz. Bu da önemli bir husus. Özellikle yeni ev alımlarında veya kiradan başka bir kira eve gittiğimiz zaman mutlaka İGDAŞ'a gelip sözleşmemizi yapıp İGDAŞ'ın bilgisi dahilinde gaz kullanmak en güvenli yollardan birisi. Peki diyelim ki biz bir gaz kokusu aldık evde. İlk önce ne yapmamız lazım? Bir kere öncelikle gaz kokusu aldığımız noktada hiçbir şekilde elektrikli priz, düğme vesaire bunlara dokunmamamız gerekiyor. Ve hızlı bir şekilde cihazlarımızın vanasını, ocak, kombi, sobamız varsa bunların vanasını kapatarak buradaki gaz akışını durdurmamız lazım öncelikle. Ve hemen ardından camları açarak ortamı havalandırmamız gerekiyor. Yine aynı şekilde hiçbir şekilde elektrikli kıvılcım oluşturabilecek hiçbir şeyi kullanmayacağız. Daha sonra mahal dışına çıkarak, ev dışına olabilir, oda dışına olabilir, dışarıya çıkarak buradan 187 acil hattını arayarak görevlilerin gelmesini bekleyeceğiz ve ortama kimsenin girmesine engel olacağız. Dolayısıyla gelen görevliler burada gerekli tespitleri yaparak ortamı güvenli hale getirip tekrar gaz kullanımı için gerekli aşamaları size anlatacaktır. Bu şekilde bir güvenliği sağlamamız gerekiyor gaz kokusu duyarsak. Duyarsak. Peki eklemek istediğiniz bir şey var mı? Burada ifade etmek gerekiyor. Gaz kokusu nasıl oluyor? Çürük sarımsak dediğimiz bir kokuyla kokulandırılıyor normalde. Ve biz bunu rahatlıkla hissedebiliyoruz. Burada karıştırılmaması gereken şey şu. Baca gazı ve doğal gaz. Yani karbonmonoksit ve doğal gaz. İkisi farklı şeyler. Evet. Karbonmonoksit yandıktan sonra, doğalgaz yandıktan sonra ortaya çıkan bir gaz ve dolayısıyla kokusu ve rengi yok ve zehirli bir gaz. Halbuki doğalgaz demin söylediğimiz gibi çürük sarımsak kokusuyla kokulandırılıyor. Zehirli bir gaz değil ama ortamda bulunması durumunda patlayıcı özelliği, yanıcı özelliği var. Dolayısıyla bu kokuyu duyduğumuz anda hızlı bir şekilde ortamı havalandırıp 187 acil hattını arayarak dışarıda ortama girmeden bekliyoruz. Bekliyoruz. Peki çok teşekkür ediyorum. İGDAŞ Makine Mühendisi Sabri Doğan yardımcı olduğunuz için İGDAŞ Simülasyon Evi'nde biz tek tek anlattık. Güvenlik için neler yapılması gerektiğini. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.